Aydınlanma çağı şeklinde bir genel tanımlamaya gidiyoruz ama aydınlanma çağını konuşurken doğal olarak Rönesans'ı, reformu, bir taraftan coğrafi keşiflerle şehirleşmeyi, ticareti, her anlamda dönemin fotoğrafını öncesi ve anıyla birlikte birer fotoğraf olarak sunmaya çalışacağız. Stüdyomuzda Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesinden hocalarımız var. İsterseniz ben konuklarımızı takdimle başlayayım. Öğretim görevlisi Doktor Ayhan Aksoy, Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Hocam hoş geldiniz. Araştırma görevlisi Halil İlteriş Kutlu, Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. İlteriş sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ve son konuğumuz Araştırma görevlisi Hakkı İlker Koçtur, Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Araştırma görevlisi. İlker sen de hoş geldin. Hoş bulduk. İstersen İlteriş seninle başlayalım. Tabii ki programı açarken aydınlanmanın çağı olarak 18. yüzyıla denk geldiğini ifade ettik ve hem Avrupa tarihinde hem de insanlık tarihinde önemli olduğuna vurgu yaptık. Ama herhalde aydınlanma çağını tanımlarken o tarihsel dönemi biraz daha genişletmek bir zaruret halini Aynen. alıyor. Çünkü aydınlanmayı hazırlayan bir evreden de bahsetmek durumunda kalıyoruz. İşte Rönesans'ın, reformun, coğrafi keşiflerin de olduğu bir dönem. Dolayısıyla kendiliğinden bahsedeceğimiz kavramların sayısı da artıyor. Nicel anlamda da sayı birdenbire fazlalaşıyor. Dolayısıyla şöyle bir aydınlanma dönemini tarihsel dönem olarak bir yerlere yerleştirecek olursak, nelerden bahsederiz? O aydınlanmayı tanımlayıcı kavramlar nelerdir? Bu noktadan bize bir genel betimleme yapabilirsen seviniriz. Tabii ki hocam. Şimdi aydınlanma çağı dediğimizde önce bir tarihsel süreçten bahsedeyim. Daha sonra ne olduğundan konuşabiliriz. Şimdi aydınlanma çağı normalde 17. asrın sonu ve asıl 18. asrı kapsayan bir dönemdir Avrupa tarihi içerisinde. Fakat genel bağlamda aydınlanmayı hazırlayan evreyi de gündeme taşıdığımızda 15. asır Rönesans'tan itibaren, 16. asır reform, bunlar itibaren 17. asır Kartezyen felsefe ve 18. asırda aydınlanma çağına denk geliyor. Bunların hepsini gündeme aldığımızda aslında aydınlanma çağının bir anda ortaya çıkmadığını, sadece 18. asırla iktifa etmediğini, onunla yetinmediğini, genel bir 300-400 yıllık bir süreci kapsadığını söyleyebiliriz. Aydınlanma nedir diye aslında biraz ele almak lazım meseleyi. Hocam aydınlanma dediğimizde aklımıza gelen temel kavram akıl. Meşhur aydınlanma felsefecisi Immanuel Kant'ın tabiriyle aslında bu çok güzel izah ediyor. Zaten bu söyleyeceğim argüman da aydınlanma felsefesinin bir temel argümanı olaraktan geçmiştir literatüre. Immanuel Kant Was ist Aufklärung diye bir eseri vardır. Aydınlanma nedir diye bir yazı yazar. Onun ilk cümlesi şudur. Ey insanoğlu, kendi aklını kullanma cesurluğunu göster. Ve aydınlanmanın bir sloganı haline dönüşüyor. Slogandır bu. Yani bu bütün bugünkü modern Avrupa'nın temelleri olan aydınlanma çağının aslında bir genel sloganı. Akıl burada işte zaten aydınlanma felsefesi dediğimiz, aydınlanma çağı dediğimiz dönemin zirve noktasında. Ve bu akıl bireysel bir akıl. Yani ortak veya başkasının bir aklı değil, bireysel olarak her insanın kendi iradesiyle kullandığı aklı gündeme getiriyor. Bu seviyeye gelinceye kadar ne oldu? Geçenki programda orta çağ meselesini ele aldığımızda aslında Rönesans'tan biraz bahsetmiştik. Orada konuştuğumuz hümanizm, eleştirel hümanizm, özgürlük, işte bireyin artık devreye girmeye başlaması, bunlar 15. ve 16. asırda bilhassa reformdan sonra, yani Hristiyanlık tarihi içerisinde reform dediğimiz, Hristiyanlığa yeni bir yorum getiren protestan ahlaktan sonra, protestan mantığın doğuşundan, Luther mantığı bu, Luther mantığından sonra artık psikolastik anlayışın, dogmatik anlayışın kırıldığı ve artık akıl, özgürlük, birey dediğimiz kavramların gündeme gelmeye başladığı ve daha sonra da akılın ortaya konmasında en önemli aşamalar rasyonel mantığın, rasyonalizmin
devreye girdiği 17. asırda Kartezyen felsefeyle, Descartes bunun büyük bir önderidir, felsefeyle artık aydınlanma çağında bu akıl dediğimiz, Vernunft diye geçer bu Alman literatüründe, akıl dediğimiz kavram, bu söylemiş olduğum Rönesans, Reform ve Kartezyen, 17. asır Kartezyen felsefeyle gelişim gösteriyor. Ve 18. asra geldiğimizde artık biz aklı tamamen bir rehber olarak ele alan, eleştirel mantığı, şüpheyi, dogmanın olmadığı ve özgürlüğün, bireysel özgürlüğün artık gündeme alındığı bir döneme giriyoruz. Hı hı. Aslında şunu anlıyoruz aydınlanmanın o içsel dinamiklerini konuşurken, aydınlanma kendisinden önceki o orta çağla zıt bir takım argümanları getirirken, orta çağı aşmanın, orta çağı belki çeşitli, o geçen programı atıfta bulundun, orta çağı belirleyen bir takım kavramları hedef alıp o kavramları hem yıkmanın hem de aşmanın bir ifadesi olarak tanımlamak mümkün herhalde. Çok doğru. Mesela burada aslında dediğiniz gibi hocam, sizin de orta çağ mantığında çok büyük bir yer olan din algısında, mesela aydınlanma çağında seküler mantık devreye girmeye başlıyor. Sekülerleşme, yani dinin etkisinin insan zihninde ve toplumsal bağlamda etkisinin azalması, toplumdan soyutlanmaya başlaması, seküler mantık. Bu bağlamda da bir orta çağ aşma, orta çağdaki ideallerin zıttına giden bir takım zihinsel aktivitasyonda bulunma diyebiliriz. Ve dolayısıyla gündelik yaşam pratiğine dönüştüğü andan itibaren de, az önce bireye kavram olarak vurgu yaptın, aslında eleştiren, sorgulayan, işte belki o skolastik olana, dogmatik olana karşı çıkan, değil mi, bir bireyin temellerini de atma şeklinde kendini gösteriyor. Burada bir şey söyleyebilirim. Normalde aydınlanma çağını hazırlayan önemli bir dönem 17. asırdır. Bu Kartezyen dediğim Kartezyen dönemdir. Descartes burada mesela zihinsel bağlamda temele düşünmeyi koyar. Meşhur bir onun da sözü vardır. Cogito ergo sum. Düşünüyorum, o halde varım. Descartes'in söylemiş olduğu bu düşünme çabası, bireysel düşünme çabası 18. asırda işte Kant'ta, ey insanoğlu kendi aklını kullanma cesurluğunu göster argümanına evrilmiştir kendisini. Oraya evrilmiştir. Bu bağlamda işte aslında aydınlanmayı kendi başına almaktan ziyade 17. kendisini hazırlayan 17. asır ve hatta reformun ortaya çıktığı 16. Luther mantığı, 16. asra gitmek önemli. Çok teşekkür ederim. Dolayısıyla aslında aydınlanma çağı kendi kavramlarıyla gelirken birebir o gündelik, yani tabii ki bilimsel anlamda karşılığı olduğu kadar siyaset anlamında, hukuk anlamında da karşılığı var. Belki de yeni bir takım kurumları inşa etme, var olan yeni, kurumları da ıslah etme veya ve yeni sınırlarını belirleme. Yeni bir sosyal yapı, yeni bir toplum yapısı. Yeni bir toplum yapısı olarak nitelendirmek mümkün. Çok teşekkür ederim İlteriş. İlker, istersen İlteriş'in bıraktığı noktadan devam edelim. İlteriş aydınlanmayı aydınlanma öncesiyle birlikte tanımlamak zorunda kalıyoruz şeklinde bir ifadede bulundu. Çünkü dinamikleri orada. Aydınlanma öncesinde o Rönesans, reform veya işte 17. yüzyıldaki o Kartezyen felsefenin ortaya çıkışı, aklı, düşünmeyi ön plana çıkarıcı yaklaşımların, inşa etmelerin, yapılandırmaların olduğu döneme dair neler söyleyebiliriz? Öncelikle şunları söyleyeyim. Aydınlanma çağının zaten diğer adı akıl çağı. Yani ne demek oluyor bu bilim tarihi açısından baktığımız zaman? O dönemin önde gelen yazarları, sanatçıları, bilim insanlarının aklı ve mantığı kullanarak, bilimsel yöntemi kullanarak toplumu, Avrupa toplumunu batıllıktan ve cahillikten kurtarmaya çalışma çabaları diye düşünebiliriz. Zaten daha önce işlemiştik. Avrupa zor dönemlerden geçerek bu aydınlanmayı yaşadı. Ve şunu da unutmamalıyız. Bir anda olmuyor bu. Rönesans'tı, reformdu, aydınlanmaydı. Sanki bir düğmeye basmışız da aydınlanıyormuşuz gibi düşünmememiz veya gerekiyor. Veya bir sabah uyandıklarında hadi aydınlanalım. Hadi aydınlanalım. Olmuyor. Yani Rönesans oldu derken onu kavramlaştırıyoruz, evet, ama
O açıdan bakmamamız lazım. Rönesans'ı yaşayan da belki halkın %5'iydi. Sadece ileri gelenlerdi. Ama geri kalanlar ne oldu? Bu bilimsel gelişmelerden, bu sosyal gelişmelerden ister istemez etkilendi ve Avrupa bugünlere veya geldi. Veya düşünce sosyal yaşama pratik olarak yansımaya başladı. Evet, bu kavramları düşünürken dediğim gibi bir anda olduğunu, bir anda olup bittiğini düşünmememiz gerekiyor. Çok büyük bir tecrübe ürünü, çok büyük bir süreç ürünü, çok uzun süren çalışmaların ürünü ortaya çıkan şeyler bunlar. İlteriş Descartes'ten bahsetti. Aydınlanma çağının en önemli başlangıcını hazırlayan en önemli iki insan Francis Bacon ve René Descartes'tir. Bunlara zaten aydınlanma çağının babaları ismi de verilir bilim tarihinde. Descartes ve Bacon'a. Çünkü öncülük ederler aynı zamanda. Neler peki bu insanlar neler yaptı da aydınlanma çağını başlattı? Bunu konuşalım. Örneğin Bacon bilimsel yöntem, gözlem, deney gibi kavramları ortaya attı. Yani ne yaptı? İnsanların bilime bakış açılarını değiştirdi. Descartes de aynı şekilde bilimsel yöntemden bahsetti çalışmalarında. Aynı zamanda Descartes matematikte de çok önemli çalışmaları var. Ayhan Hocam bu konuda herhalde yorum yapacak bize. Descartes yani kartezyen koordinat sistemi dediğimiz koordinat sistemi ismini Descartes'ten alır zaten. Yani analitik geometrinin keşfini yapmış kişidir ve cebirle aslında geometriyi bir araya getirmesiyle bilinir. Örneğin bir geometride biliriz ki işte bir nokta kümesini, bir çemberi çizebiliriz, doğruyu çizebiliriz. Ama bunu cebirsel olarak yani ona bir denklem atama işini aslında düzleme çizdiğimiz bir dik koordinat sistemiyle, yani kartezyen koordinat sistemiyle başarırız. Bir doğrunun lineer denklemi ortaya çıkar, çemberin denklemi ortaya çıkar. Dolayısıyla cebir geometri arasındaki geçişi de bağlantı sağlamıştır. Evet, yani Descartes'in de gördüğünüz gibi matematiğe ve bilime katkısı çok büyük. Ama zaten İlker, yani düşünme dediğimiz eylemi gerçekleştirmeye başladığınız andan itibaren farklı sahalara taşıyabileceğiniz mekanizmalar ortaya çıkmıyor mu? Yani bazen işte o düşünme biçimi beraberinde hukuka yansımaları getiriyor. Bazen işte siyasete yansımalarını getiriyor. Bazen işte bilime, matematiğe yansımalar getiriyor. Aslında bir düşünmeye başladığınız an veya sorular sizi rahatsız etmeye başladığı an o soru sorma biçimi işte matematiksel bakış açısını, bilimsel bakış açısını, işte az önce deney, gözlem gibi kavramlardan bahsettin. Hani genelleme. Doğal olarak bir düşünme biçiminde bir radikal değişim ister istemez hayatın her alanına kendince yansımalar yapmıyor mu? Aynen hocam. Bu noktada bir şey daha eklemek istiyorum. Aydınlanma çağının başlatılmasıyla ilgili çok kısa, belki İlteriş de katılır bana bu konuda. Şimdi İstanbul'un fethi biliyorsunuz. Bir çağı kapatıp bir çağı başlatıyor. Yani orta çağın sonu İstanbul'un fethidir. Bu noktada çok önemli bir şeyi genelde bilinmiyor. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti fethettiği topraklarda halka dokunmuyordu. Yani soykırım tarzı, işte yer değiştirme tarzı çok fazla. Yaşam hakkına dokunmuyordu. Evet. Yani İstanbul'un fethinde de en güzel örnek. Evet. Yani Fatih'in tavrı değil mi? Evet. İstanbul'un fethi, şimdi o dönem Orta Çağ'da İstanbul çok önemli bir kültür merkezi, bilim merkezi ve şimdiki gibi her kitaptan binlerce, on binlerce baskı yok. Bir kitap aranıyorsa çok büyük kütüphanelere gidip bulunması gerekiyor. Şimdi İstanbul'un fethinden sonra şöyle bir süreç gelişti. İstanbul, yani Doğu Roma İmparatorluğu'nun önde gelen bilim insanları, o İstanbul'daki çok önemli antik Yunan ve İslam kaynaklarını, Arap kaynaklarını alıp Avrupa'ya göç ettiler. Bunun katkısı Aristo ve işte Batlamyus, Ptolemy dediğimiz Batlamyus'un ve Aristo'ya olan ilgiyi Avrupa'da yükseltti. Böyle bir süreç düşünebiliriz. Belki aydınlanma çağına İstanbul'un fethinin
büyük bir etkisi var diyebiliriz. Yani dolaylı bir biçimde Romalı bilim adamlarının işte ayrılıp belki Avrupa'nın farklı yerlerine gidişi, kendi beraberinde de işte evet. bir bilimsel birikimi, kitapları vesaire götürüşü farklı bir örnek olabilir diye düşündüm. Bu noktada ben tabii ki lütfen belki biliyorsunuz Aristo, Bartolomeus, bunların evren, dünya, güneş sistemimizle ilgili görüşleri aslında ve bu çerçevede Rönesans'ta ardından reform çağında gelişen tartışmalar aslında çok önemli bir nokta. Hı hı. Mesela bu aklın öne çıkması, eleştirel düşünmenin öne çıkması anlamında çok güzel sergileyen bir örnek. Biliyorsunuz normalde işte Kopernik sistemi işte Güneş'i merkeze alır. Gezegenler Güneş'in çevresinde dönerler. Ama bir yer merkezi bakış açısı vardır ki buna genellikle Aristo sistemi de denir bazen. Bu yer merkezli sistemde Güneş'in dünyanın merkezinde, dünyayı merkeze aldığı ve onun çevresinde döndüğü iddiası vardır. Bununla ilgili olarak özellikle mesela Galileo'nun, Kepler'in çalışmaları baktığınızda aslında kiliseden, çünkü kilise Aristo sistemini, Aristo mantığını benimsemiştir. Bununla çelişir. Ama Galileo ve aynı zamanda işte Kepler bu iddialarından her ne kadar Galileo Engizisyon tarafından cezalandırma durumunda kalınca inkar etmek zorunda da kalsa savunduğu güneş merkezli sistemi bir bu çerçevede gelişen olaylar aslında o sekülerleşmeye doğru giderken önemli gelişmelerdendir. Yani astronomi aslında çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Affedersiniz Ayhan Hocam. Yani o belki de bilimsel anlamdaki bir hani yerleşik olanı yıkma, kilisenin tekelinde olan bir bilginin de yıkıcılığı noktasında kilisenin de hani yerini azalıyor. Değil mi? Azaltıyor. Etkiliyor, etkisini azaltıyor. Aslında çok önemli bir nokta. Belki de bilimsel bir çalışma sekülerleşmeye doğru giden bir adımı dağıtıyor. Buyurun lütfen kaldığınız yerden devam edelim. Yani söyleyeceklerim aslında bu çerçevede bu genel olarak. Yani tabii ki şu yatsınamaz. Bilimsel olan toplumla ilgili olan bilimselleşir. Bunlar birbirini etkileyen faktörler. Ve iç içe şeyler. Yani toplumsal yaşamdaki o reform süreci bilime bakış açısında bilimsel sonuçlarda da kendini gösteriyor. Aklın ön plana çıkması dogmatik olanı yıkıyor. Bu çerçevede en güzel örneklerden biri olduğunu düşünmüştüm. Onu söylemek istedim. Çünkü alanlarda sonuçta geçişkenlik söz konusudur. Yani değil mi? Bilimsel alandaki bir realite, bir yeni buluş ister istemez sosyolojiye de geçiş yapar. Hukuka da geçişkenlik dediğimiz bir şey vardır ve o geçişkenlikten dolayı da işte belki de aydınlanma böyle birbirine bağlı halkalardan ibaret bir döneme karşılık geliyor. Yani bilim bir bakıyorsunuz sekülerleşme yolundaki bir adımı atıveriyor veya işte diyelim ki bilimsel bir gelişme sosyolojik anlamda veya siyasi anlamda, hukuksal anlamda bir takım yeni düşünme biçimlerini veya yerleşik olanı yıkma biçiminde bir eleştirel yaklaşımı beraberinde getirmiş oluyor. Çok teşekkür ederim. İlker, sen bir şeyler söylüyordun. Ayhan Hoca'ya öyle geçiş yapmıştık. Aydınlanma öncesi o dinamikleri konuşuyorduk seninle. Hani Rönesans reform derken ve aslında orada çok önemli bir noktaya temas etmiş oldun. Aslında bu bahsettiğimiz bir zihniyet değişimi. İlteriş de programda o programın başında bahsederken ona vurgu yapmış oldu ve senin de işte bir sabah uyandıklarında aydınlanalım demediler. Hani bu belki 300 yıllık, 400 yıllık belki daha fazla bir zamana yayılan bir süreç. Çünkü tabiatta en zor değişen şey zihniyettir ve zihniyetin değişmesi de öyle bir takım o radikal değişimlerle ortadan kalkabilecek veya zihniyet değişimi dediğimiz ona bağlı bir olay. Yani tabii ki tabiatta en zor değişen şey de zihniyet. Lütfen İlker. Hocam genel çerçevede Bacon ve Descartes'ten bahsettik. Ardından bilim insanları üzerine tabii konuşuyorum ben müsaadenizle. Ardından Newton
geliyor biliyorsunuz. Hepimizin bildiği Newton, Newton diye dillerde dolanır. Ama hı hı. Newton o kadar büyük bir çalışma sürecinden geçmiş ki ardından gelen Kepler, önce Kopernik, sonra Kepler, daha sonra Galile. Hı hı. Bu insanların bilime katkısı çok büyük. Ama örneğin Kepler'in, Kopernik'in çok küçük bir şeyinden bahsedeceğim, notundan tabii bahsedeceğim. Kepler diyor ki yakın arkadaşlarına, Kopernik çok özür dilerim, tekrar karıştırdım. Kopernik Arap dünyasındaki çalışmalardan çok etkilendiğini söylüyor ve eğer o çalışmaları takip edemeseydi Kopernik, Kopernik olamayacağını söylüyor yakın arkadaşlarına ve not düşüyor. Bu bilimin çok büyük bir süreç olduğunu buradan da görebiliyoruz. 1500 bin yıl önce, 800 yıl önce, 500 yıl önce olan gelişmelerin hepsi, hatta daha geriye gittiğimizde antik Yunan'da, İskenderiye'de olan gelişmelerin hepsi nasıl dönüp dolaşıp bir bayrak yarışı gibi Avrupa'ya geri gelip de Kopernik'e bu sözü söyletiyor. Gerçekten iyice düşünmek lazım. O süreci iyi kurgulamak lazım. Dediğim gibi bir anda olup biten şeyler değil, süreçler değil bunlar. Teşekkür ederim. İlker, çok kısa bir araya, çok kısa bir vaktimiz kaldı ama İlker, bütün bu konuşulanları seninle eklemek istediklerim bir şeyler var zannedersen. Şunu diyebilirim, bu süreçten hareketle dediğiniz de mekanizma var. Hani bu aydınlanmayı etkileyen bir mekanizma, etkenler vesaire. Burada aslında en önemli etkenlerden bir de şüphe. Şimdi Descartes'le başlayan bir şüphe kavramı var. Aslında Luther'den geliyor ama şüphe kavramı çok önemli burada. Çünkü şüphe eleştiriyi doğuruyor. Eleştiri düşünmeyi doğuruyor. Ve bu silsile artık gittikçe aklın merkeze konmasına kadar gidiyor. Descartes'in aslında felsefesinde şöyle bir şey vardır. Zamanımız varsa hocam biraz değineyim. Tabii, çok kısa, çok kısa bir vaktimiz var ama aradan sonra da devam edebiliriz. Şöyle söyleyebilirim hocam aslında. Descartes şüphe edilenden şüphe edilmesi mümkün olmayan noktaya gitmek istiyor. Bu bağlamda şüpheyi, ontolojik bağlamda şüpheyi ele alıyor ve artık en son noktaya geldiğinde, şüphe edilemez noktaya geldiğinde diyor ki düşünüyorum, o halde varım. Yani insan düşüncesinin temelinde, yani zihniyette düşünce olduğuna dair o fikri diyor ki bu artık değişmezliğe giden bir şeydir, noktadır. Bu bağlamda işte o Luther etkisi, daha öncesinde belki de Orta Çağ mantığında Rönesans etkileyen Petrarca'nın Canzoni adlı bir eseri vardır. Orada ilk modern insan tipi diye aslında bu geçer kaynaklarda. Petrarca çok önemlidir burada. Onun yaptığı eleştirilerle, Lutherciliğin getirmiş olduğu Katolik anlayışa yaptığı eleştirilerle, ki Protestan anlayış Katolizm bir eleştiridir bir nevi. Bu eleştirilerle Descartes artık bu şüphe ve eleştiri gündemine alıyor ve düşünceyi ortaya koyup Immanuel Kant'ta ve diğer 18. asır filozoflarında gördüğümüz akıl meselesine dayatıyor. Hı hı. Ama bu hani bu söylediklerin şununla da çok ilgili değil mi İlter? Yani bu bahsettiğin tablo içerisinde aydınlanma öncesi dinamiklerde zaten o ilk ışıkları görmüyor muyuz? Hani şüphe derken aynen aslında öyle. Şüphe nedir? Soru aynen sormaya öyle. Başlamak. Evet, aynen öyle. Yani veya işte bir takım o ilk kıvılcımları diyelim, hani şimdi öğrenci değişim programı için bile adını koyduğumuz Erasmus değil mi? Deliliğe övgü. Evet. Ya birdenbire aslında kitabına verdiği ad bile aslında yerleşik olan düşünme biçiminden farklı düşünmeye başlandığını işaret ediyor. Deliliğe övgü. Şimdi deliliğe övgü olur mu normalde? Ama deliliğe övgü diyerek aslında o yerleşik olanın olana belki yıkma veya hayata farklı noktadan bakmayı bakma çabası, ne yapıyor? Evet. Kendi beraberinde getiriyor demek herhalde. Aynen mümkün öyle. Veya işte az önce Descartes'ı düşünüyorum öyleyse varım derken aslında varoluşa dair bir takım sorular sormak. Aynen. Hani düşünme bu varoluşun neresinde veya insanoğlunun eylemleri içerisinde düşünme nedir? Veya insanoğlunu temellendiren, insanoğlunun varoluşunu temellendiren temel eylemler nelerdir? Bir tanımlama, yeni tanımlama ihtiyacının bir karşılığıdır. Değil mi? Dolayısıyla aynen. Hani aydınlanma çağı o yıktığının yerine de yeni bir takım tanımlamalar getirmenin karşılığıdır diye ifade etmek mümkün. Araya gitmek zorundayım. Aradan sonra devam edeceğiz. Kısa bir ara efendim. Görüşmek dileğiyle. Ve birinci bölümde
aydınlanma çağının tarihsel dönem olarak nereye karşılık geldiğini ve aydınlanma çağı denilince aydınlanma çağının içini dolduran kavramları kendi dinamikleriyle değerlendirmeye çalıştık. Ve konuklarımız özellikle şuna vurgu yapmış oldu. Aydınlanma çağı aslında Avrupa'da bir takım yeni tanımlamaların yapıldığı veya bir takım yeni kavramların hayata aktarıldığı veya hayatın yeni bir takım kavramlarla yeniden okunduğu bir dönem olarak nitelendirmek mümkün. Ve dolayısıyla kendinden önceki orta çağla da zıtlık noktasında yeni bir takım kavramlarla yeni bir hayat inşa etmenin karşılığı olduğunu dair vurgularda bulundular. Ve Ayhan Hocam isterseniz ikinci bölümü sizinle başlayalım. Tabii bu çizilen genel tablo içerisinde hani aydınlanma çağını, akıl çağı, akıl, işte eleştirel düşünme, eleştirel düşünmenin çeşitli aygıtlarla, araçlarla gündelik yaşam pratiğine katılması gibi bir takım noktalara temas ettik. Bu noktada belki de tartışılması gereken temel öğelerden birisi de evet aydınlanma çağı o bilimsel ve matematiksel gelişimle eş giden bir dönem. Çünkü İlker'in birinci bölümde vurguladığı o deney, gözlem daha çok o pozitif bilimlere özgü kavramlar ve o bilimsel düşünceye, düşünme biçimine dair kavramlar. Bu noktada siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bilimsel, o pozitif bilimlerin ortaya çıkışı veya matematiksel düşünmenin gelişimi açısından aydınlanma çağına dair nasıl bir okuma yapabiliriz? Evet, aslında İlker Hocamız bahsetmişti. Pek çok orta çağdaki Yunan eserleri, antik çağa ait çalışmalar aslında İstanbul'un fethiyle birlikte Avrupa'ya geçiyor. Bunlar üzerinde çeşitli çalışmalar yapılıyor. Çevirileri tekrar yapılıyor Latince'ye belki peşinden. Ama burada da aslında antik çağdaki o bilginin eleştirel bakış açısıyla yeniden yapılandırması var. Onun üzerine belki yıkma, yeniden bir yapılandırma var. Özellikle bunu matematikte çok net görebiliyoruz. Çünkü matematik belki diğer bilimlerden biraz farklılık gösteriyor. Çünkü matematik bundan 2000 yıl önce yapılan çalışmada bugün geçerliliğini korur. Eğer kabulleriniz altında her şey, kabulleriniz değiştirmezseniz bugün de geçerliliğini korur. Fakat bilimsel durum biraz farklıdır. Yani işte bir güneş sistemi için tanımladığınız yapı Galileo tarafından işte farklılaştırılırken daha sonra Newton fiziğine uyarlanabilir. Ardından Einstein genel görelilik teorisi ortaya çıkar, kuantum teorisi çıkar gibi. Bu bir önceki geleni yıkıp yenine daha işe yarayanı alma. Bu anlamda matematik biraz daha süreklilik arz eden bir yapı gösteriyor, evet, anladığım kadarıyla. Yani tabii matematiğin de şu kaygısı var tabii ki. Gerçek dünyayı, gerçek evreni betimleme, ona yönelik somut sonuçlar yaratma düşüncesi var. Değişen koşullara uyarlama. Evet. O değişen koşullardan yeni bir takım doneleri ortaya koyma. Evet, yani aslında matematiği bugün baktığımızda tüm bilimler bir araç olarak belki işte evren modellerinde mesela Minkowski 4 uzayını kullanmıştır Einstein mesela. Matematiksel bir modeldir. Bu modelden yararlanarak ortaya koymuştur gibi. Yani şunu demek istiyorum. Bilimsel olarak da gelişmeler, eleştirel bakış açısı yeni olanı getiriyor. Doğru olanı getiriyor. Deneysel çalışmalar doğru olanı getiriyor. Einstein'ın fiziği niye doğdu? Çünkü deneysel olanla uymuyordu Newton'un fiziği. Bu yüzden Einstein fiziği ortaya çıktı. Dolayısıyla bu eleştirel bakış açısı, deneysel çalışma, bilimsel yöntem dolayısıyla aslında çok ciddi bir ivmelenme kazanıyor. 17. 16. hatta yüzyıldan itibaren çok ciddi bir ivmelenme kazanıyor. Bunu da yaratan biraz da aslında o çevredeki üniversitelerin oluşması, buradaki bilimsel bir ortamın yavaş yavaş oluşuyor olması da bunda etkili. Örnek bazında tabii pek çok örnek var. Yani Newton demişken Newton'la devam etmek lazım tabii, belki. Lütfen. Newton lütfen. Ne yapmıştır? Newton bugün baktığımızda işte kar kulüsü hemen hemen tüm mühendislik okuyan öğrenciler oluyor. Şimdi burada dinamik olanla statik olanın aslında tarihsel olarak bir şeyini de görebiliriz.
Genellikle baktığınızda geometri veya işte cebir çok statik bir yapıdadır. Ama dinamik nesnelerin hızı, ivmesi gibi kavramları ele almıştır Newton. Bununla uğraşmıştır, bunu tanımlamaya çalışmıştır. Bir cismin anlık hızı nedir? Bir andaki hızı nedir? Nasıl ölçeriz? Bir arabaya bindik, sürüyoruz arabamızı. Tamam, işte göstergemiz var orada. Bunu da tespit ediyoruz ama göstergenin olmadığını hayal edelim. Geçtiğimiz yolu ve bu yolu geçmemiz için gereken zamanla ilişkilendirerek mesela onun bir andaki hızını hesap etme süreci. Bugün işte türev, diferansiyel hesap dediğimiz kavramı ortaya çıkarmıştır. Ama şunu da görüyoruz aslında, o çağın bilim insanlarının birçoğu aynı zamanda felsefeyle de ilgileniyor. Descartes örneğini verdik mesela. Descartes matematiksel, bilimsel çalışmalar yapmıştır ama bunu felsefeden ayrı yapmamıştır. Hı hı. Felsefi çalışmalarıyla da örtüşmüştür bu. Veya Leibniz örneğini verebiliriz. Kalkülüsün keşfinde aslında Newton'la eş zamanlı olarak, bağımsız olarak yapmışlardı diferansiyel hesabın keşfini. Aynı zamanda Leibniz çok önemli bir felsefecidir. Evet. Düşünce adamıdır. Yani Leibniz gerçekten Alman idealizminde öncü bir isimdir yani. Burada aslında hocam bir şey söyleyebilirim. Hı. Gözlem ve bilim bağlamında hocam bir katkı sağlaması için. Felsefede bizim aslında karşımıza çıkan bir şey var. Felsefi akım var. Ampirik bilgi diye. Deney ve gözlem odaklı felsefi düşünme. Bu da aslında bununla ilgili. Yani 17. asır Descartes'larla vesaire ortaya çıkan bir felsefi akımda bu. Ampirik bilgi. Yani deney ve gözlemden bağımsız bir argüman ortaya koyamazsınız der. Siz bir argüman koyuyorsanız eğer, bunun deneysel ve gözlemsel bağlamda bir temeli olması gerekir der ampirik bilgi. Bu yüzden hem bilimsel yönden de evet deney gözlem önemli. Fakat bu deney gözlem etkisi felsefe içinde de etkisini göstermiştir. Ama zaten felsefe de bir bilgi üretme hali ise, değil mi? Aslında çok basitçe tanımladığımızda o bilimsel verilerle bilgi üretme doğal olarak o felsefeyle de eşgiden bir durum yaratıyor. Yani bilimi felsefeden ayrı düşünmek mümkün olmuyor. Hani ikinizin söylediklerini tamamlamak adına ifade etmeye çalışıyorum. Yani bilim ile felsefeyi zaten birbirinden ayırmak veya matematiksel düşünme ile felsefeyi birbirinden ayırmak kolay değil. Mümkün değil. Zaten ayıramayız da. Çünkü kendi beraberinde her düşünme biçimi bir felsefeye dayanma veya o düşünme biçimi kendi yarattıklarıyla yeni bilimsel gelişmeler, yeni bilimsel bir takım buluşlar, icatlar bir felsefenin sonucu olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aslında Ayhan hocamın da ilterisinde bahsettiğim nokta bu. Çünkü Leibniz'in işte o ampirik olan, deneye gözleme evet. dayalı olan nedir? Doğal olarak felsefede de nedir? Bilgiyi üretmeye bakışı açısını değişiyor. Bilgiyi veya işte orta çağdaki o düşünme biçimi olarak nasıl doğmayı değil de evet deneylenebilen, gözlemlenebilen bir bilgiye dayanma. Doğal olarak aslında bilim ve felsefe, matematik ile felsefe aslında birbirinden ayrılamayacak alanlar olarak nitelendirmek mümkün. Buyurun Ayhan Hocam, sizde kalmıştık. Başka neler söyleyebiliriz bu noktada? Bunun üzerine aslında eklenebilecek en önemli şey... Bir şey daha var. Belki matematik ayırdım ben diğer bilimlerden ama şunu da çok özellikle vurgulamak isterim. Öklit geometrisi, düzlem geometrisi biliriz hepimiz. Lise yıllarında geometri aldık. Gördüğümüz geometridir o işte. Yani lise yıllarında işte bir üçgenin kenarları arasındaki ilişkiler, açıları arasındaki ilişkiler gibi sentetik geometri dediğimiz geometridir o. Öklit geometrisi 18. yüzyıla kadar tek mutlak geometri olarak görülüyordu ve evreni betimlediği düşünülüyordu. Ve mutlak olanın hep geometriyle açıklanabileceği, geometriksel ispatla gösterilebileceği iddiası vardı. Fakat matematiği ayırmıştım ama şimdi ona da tezat oluşturabilecek belki bir şey söylemem gerekiyor. O da şu, yeni geometrilerin keşfi oldu. Hiperbolik diyebileceğimiz, eliptik geometri diyebileceğimiz geometrilerin keşfi ortaya çıktı. 19. yüzyılla birlikte daha sonraki bir zaman belki ama burada da şu var, yani... Evreni açıklarken matematiği bir araç olarak kullandığınızda temel aksiyonlarınızı değiştirdiğinizde mesela işte farklı bir geometri, farklı bir gerçeklik ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aslında aksiyon kümenizi değiştiriyorsunuz ve farklı bir evren tasarımı ortaya çıkıyor. Farklı bir pencereden bakmaya başlıyorsunuz. Farklı bir şey çıkıyor. Yani evren düzdür veya evren eğridir gibi terimlerle birçok kere karşılaşmışızdır. Evrenin düzlüğü, eğriliği
kavramı mesela çok hani kafamızda belki canlandıramıyoruz ama şeyi düşünün mesela bir kağıt düşünelim. Kağıt işte düz bir yüzey. Fakat onu üçüncü boyut içerisinde büktüğünüzde eğrileşiyor. İşte dünyamız küre şeklinde aslında bir eğriliği var. Bunun geometrisi düzlemin geometrisinden bambaşka. Geometrisi bambaşka düzleminkinden. Düzlem çünkü düz. Evren için de benzer şekilde düşünebiliriz. Evren acaba düz bir evren mi? Veya işte eğriliği var mı gibi tartışmalarda da etkisi oluyor. Bu hiperbolik, eliptik geometrilerin, modellerinin ortaya çıkması. Matematik açısından da böyle bir şeyi de vurgulamak istedim. Çok teşekkür ederim. Aynur Hocam aslında bu bahsettikleriniz o ilk bölüm, birinci bölümde de bahsettiklerimizi gerçekten çok somut olarak ortaya koymuş oldu. Hani aydınlanma çağı her alana dair o kanonik olanı, yerleşik olanı yıkmaya çalışırken başlıca o yıkıcı faktörleri doğuran şey bilimsel veya matematiksel anlamdaki gelişmelerdir demek şeklinde özetleyici bir bilgi sunmuş oldunuz. Çok teşekkür ederim. Yapabilirim. Tabii lütfen. Şu şekilde Newton'dan yola çıktık. Kalkülüsle birlikte Newton optik elektrik alanında çalışmalar yapıyor. Yer çekimi kanunlarını ortaya atıyor. Onun çalışmaları, Newton'un çalışmaları, yer çekimi kanunları hala günümüzde fizik alanında, ders kitaplarında okutuluyor. Yani o günden bugüne tabii arada mikro ve makro boyutlarda farklı kuantum fiziği, Einstein fiziği ortaya çıktı tamam ama hala baktığımızda Newton fiziği dünya üzerinde geçerli bir fizik, yer çekimi kanunlarından tutun. Bu da ne oluyor? Kalkülüsle, matematikle birlikte gelişen bir süreç. Bunu genellersek, Avrupa'ya bakarsak matematikle birlikte fizik, kimya, elektrik, manyetizma, astronomi alanında çok büyük gelişmeler var bu dönemde. Ve bu sırada işte optik çalışmaları, Newton'un optik çalışmalarından sonra tabii sadece bir alanda bir kişi çalışmıyor. Böyle düşünmeyelim. Yüzlerce isim var. Çünkü bir defa o kapı açılıyor ve yenileri o eşikten geçmeye şimdi başlıyor. Örneğin basit düşünecek olursak kalkülüsü bulundu. Kalkülüs bulundu. Birçok şeyin hesaplanması kolaylaşıyor bir anda. Değil mi? Bir süreç zarfında yayılıyor ve birçok kişi birçok konuda çalışmaya devam ediyor. Bu konuda şunu ekleyebilirim tekrardan. Newton'un şeye katkısı, bilimsel alana katkısı çok büyük ve hemen bu dönemden sonra mikroskop icat ediliyor. Ve Avrupa bir anda makro dünyaya da giriyor. Biyoloji alanı bir anda gelişiyor. Hücrelerin keşfedilmesi o döneme denk geliyor. Bunun yanında William Harvey, geçen programımızda konuşmuştuk. Kan dolaşımının bulunması, vücuttaki işte mikroskopla beraber vücudun işleyişinin bulunması yine bu döneme denk geliyor. Farklı örnekler vermemiz gerekirse. Tabii bunun yanında ilk bölümde bahsettiğimiz Kopernik, Kepler ve Galile'nin çalışmaları müsaadenizle detay vererek anlatayım. İşte Kopernik gün merkezli sistemi ortaya atıyor. O zamana kadar inanılan Güneş'in dünya etrafında döndüğü sistemi tamamen tersine çeviriyor ve yazdığı kitabı çok uzun süre küçük düşürülmekten ve ceza almaktan korktuğu için yayınlayamıyor. Ardından Kepler diğer gezegenlerin de Güneş etrafında döndüğünü ortaya atıyor. Ardından Galileo teleskopu geliştirerek bu bulunanları doğruluyor. Daha detaylı bir şekilde doğruluyor. Tabii sadece teleskopu bulup geçmiyor Galileo. Galileo 50 yıl, 40 yıl hiç durmadan gözlem yapıyor. Galileo'nun şu şekilde notları incelendiğinde şu ortaya çıkıyor. Galileo günün 18 saati teleskopla gökyüzünü gözlemlediği günleri var. Yıllarca süren. Düşünebiliyor musunuz? Günün 18 saati. Ya bilim bu insanlara çok şey borçlu. Ama şunu da eklemeden tekrar geçemeyeceğim hocam son olarak. Galileo'nun, Kepler'in, Kopernik'in, işte William Harvey'in tıp üzerinde yaptığı çalışmaları yaklaşık 2000 yıl önce işte İskenderiye'de, Arap dünyasında, İslam dünyasında çalışmaları
adımları atılmış. Hı hı. Örneğin Aristarkus diye birisi var, İlteriş bilir. Milattan önce 500'lü yıllarda gün merkezli sistemi ortaya atıyor. Peki ne zaman tekrar karşımıza çıkıyor? 2000 yıl sonra, 2100-2200 yıl sonra karşımıza çıkıyor tekrar. Yani bilimin ne kadar uzun bir süreç gerektirdiğini, tecrübe gerektirdiğini buradan anlayabiliyoruz. Ve bu bilimsel gelişmelerin bir anda olmadığını, sabahtan akşama olmadığını buradan çıkarabiliriz hocam. Ve aslında bu örneklerde bilimin rahatlıkla el değiştirebilen bir obje çok oldu. Çok gezgin. İşte biraz doğu dünyasına göndermelerde bulunduğun iş. Değil mi? En meşhur örnek hep İbn Sina'yı veririz. Evet. İbn Sina'nın aslında işte insan vücuduna dair deneysel bir takım çalışmaları. Arada 8-9 asır var hocam yani, bu çalışmalar arasında. Belki de o hani Avrupa'da bahsettiğimiz deneysel çalışmalardan çok çok önce İbn Sina'nın yaptığı deneysel çalışmalar. Ama işte nedir? Bilim veya teknoloji bir kuş gibi. Yani onu elinizde tuttukça sizin. Ama eğer değerini bilmiyorsanız hani Haşim'in dediği gibi bazen güzel sesi için etinden yararlanayım diye bülbülü öldürmek. Yani güzel sesli bir bülbülü küçücük eti gibi öldürmek gibi. Yani bazen o elinizdeki kuşu öldürdüğünüzde zaten her şey bitiyor. Veya bazen de kaçırıyorsunuz, bir başka diyara gidiyor ve bir başkasının elinde güzel sesini çıkarmaya devam ediyor. Bu konuda çok çarpıcı bir örnek daha verebilirim. Buhar gücünün kullanımı. Biraz bilime kayıyorum hocam, kusura bakmayın. Matematik ve felsefeden çıkıyorum. Buhar gücünün kullanımı Antik Yunan'da Heron tarafından ilk defa teorik ve pratik olarak ortaya atılıyor. Buhar gücünün hareket enerjisine çevrilmesi. Peki buhar makineleri ne zaman ortaya çıkıyor? İşte aydınlanma çağı ve sonrasında buhar makineleri ortaya çıkıyor. Yani buhar motorları. Ve birden sanayi devrimine bu sefer hazırlık yapıyor. Arada kaç yıl var hocam? Arada 18 asır var. Arada 18 asır var. Yani buhar makinelerinin icat edilme süreci 18 asır hocam. Hiç az bir süreç değil. Buradan devam edebiliriz konumuza. Yine bu söylediklerinden aslında böyle slogana dönüştürücü bir cümle sarf edebiliriz. Aslında bilim her şeyde olduğu gibi emek ister. Emek çok büyük. Dolayısıyla hani emek verdiğiniz müddetçe de o sizin malınız oluyor. İlteriş, bu noktada sana dönüyorum. Aslında Ayhan Hocam'ın bahsettiği, İlker Hocanın bahsettiği noktalardan baktığımızda da aslında bu bilimsel çalışmalar, matematiksel gelişimler veya işte onun gündelik yaşam pratiğindeki karşılığı, işte buhar makinesi, buhar gücünden yararlanma, onun gündelik yaşamda işte nedir, enerjiye dönüştürülmesi ve enerjinin artık gündelik yaşamın farklı alanlarında kullanılması. Aslında bu beraberinde bizim o döneme dair o şehir yaşamını, sosyolojiyi de tartışmamız gerektiğini, o gündelik yaşam pratiğini, çünkü daha çok biz o sosyolojide veya işte o şehir yaşamının içerisinde buluyoruz. Bu yönüyle baktığımızda aydınlanma sosyolojik anlamda hangi karakteristiği taşıyor? Hocam, programın hani başından beri ortaçağ, Rönesans, Reform, Kartezyen dönem ve aydınlanmaya kadar bir perspektif çizdik. Şöyle bir şey söyleyebiliriz aslında. Aydınlanma çağının hani ortaçağa dair hani zıt gittiği kavramlardan biri de şudur. Hani akıl falan bunlar var, dogmaya karşıma var ama toplum. Şimdi Max Weber toplumu, yani cemaati ikiye ayırır diyelim, bir cemiyeti. Bir tanesi Gemeinschaft der, diğerine Gesellschaft der. Cemaat ve toplum ayrımı. Cemaat ve toplum farklı şeylerdir. Cemaat ve toplum nasıl farklı şeylerdir? En başta farklı oldukları nokta zihinsel bağlamda. Zihinsel pratik bağlamda. Düşünme tarzı bağlamında. Scheler, yine bir Alman sosyolog, Scheler, cemaat kavramında, cemaatin düşünme şeklini Ars Demonstrandi olaraktan adlandırır. Ars Demonstrandi şu, bir doğru var karşınızda. Bu doğru hiçbir şekilde eleştiriye tabi tutulmadan tekrar tekrar doğrulanıyor. Ya da bir yanlış var. Hı hı. Bu yanlış hiçbir eleştiriye, hiçbir düşünceye tabi tutulmadan tekrar tekrar yanlışlanıyor.
Bu Ars Demonstrandi ve diyor ki işte bu cemaat yapısının ortaya getirdiği, cemaatten kastım burada belli gruplar falan değil. Cemaat dediği şey yaşama biçimi. Sosyolojik bir kurum. Yaşam cemaat. Tarzına aynen, denk aynen geliyor. Aynen öyle. Tekrar tekrar yanlışlanıyor. Fakat işte toplum dediğimiz şeyde ise diyor ki Ars Demos, Ars Inveniendi. Ars Inveniendi ise şu, bir doğru mu var? Yanlış olabileceği muhtemeldir. Ve bir eleştiri mantığıyla o yanlışın üzerine, o doğru yanlışa gidip acaba yanlış olabilir mi diye bir zihinsel eğilim göstermektir. Tam tersi ya da bir yanlış var, acaba doğru olabilir mi? Sürekli bir şüphe ve bir eleştiri mantığıyla yaklaşma. İşte aydınlanma çağında artık biz şunu görüyoruz. Orta çağ döneminde denk geldiğimiz Avrupa sosyolojisindeki cemaat, aydınlanma çağı 18. asır Avrupa'sında artık topluma evriliyor. Ve tabii ki şunu da vurgu yapmak gerekir İlteş. Hani o toplumu tanımlarken de biriciklerden, bireylerden oluşan toplum. Aynen öyle. Yani çünkü o bahsettiğin o yanlışı söyleyebilme bireysel iradeden geçen aynen bir durum. Aynen öyle. Bireyler hep beraber bireysel zihin ve bireysel irade hep birlikte toplumu oluşturuyor. Hı hı. Fakat cemaatte birey diye bir şey yok. İnsanların müstakil varlığı yok. Bunlar topluca tek bir cemaat oluşturuyor. Bu tek bir cemaat tek bir akla hizmet ediyor. Bir düşünme biçimine bir düşünme, karşılık geliyor. Aynen öyle. Hı hı. Burada önemli olan bir şey şehirleşme işte. Avrupa aslında şehir tarihine baktığımda çok eskiye giden bir şehir tarihi var. Fakat biz bu şehir tarihinin bir toplum yapısına dönüşmesi, bir toplumsal argüman ortaya koyan, bir toplumsal eğilim ortaya koyan dönemine denk geldiğimiz zaman 18. asırla karşı karşıya geliyoruz. Şehir hayatını bireyle ayıramayız. Yani birey dediğimiz yerde muhakkak bir şehir kültürü olması gerekiyor. Bu şehir kültürü de bireyi, bireyler de toplumu yaratıyor. Bizim bugünkü işte modern Avrupa'da, şimdi diyoruz ki biz evet bugün modern Avrupa bireysel hayatı yaşayan makbul bir memleket, bir coğrafya. İşte altında yatan temel şeylerden bir tanesi bu. 16. asırdan sonra beraberinde getirdiği bireysel hayat, bireysel düşünme, bireysel özgürlük ve bunların birlikte oluşturduğu bir toplum hayatı ve bunlarla beraber gündeme taşıdığı şehirleşme kültürü bizi 18. asır Avrupa'sını getiriyor ve bu 18. asır aydınlanma çağında bugünkü modern Avrupa'nın, bireyselleşen Avrupa'nın kökenlerini çıkartıyor karşımıza. Çok teşekkür ederim. Aslında aydınlanma çağına dair bir farklı bir pencereden bakmamız gerektiğini de bu anlattıkların bize emrediyor. Farklı bir pencereden bakmak gerekiyor. Çünkü aydınlanma çağı o şehir yaşamının gelişmesiyle birlikte aynen öyle. Bireyin ortaya çıkışını, bireyin işte kendi eğilimlerini, tercihlerini, kendi özgür iradesini işte düşünüyorum öyleyse varım noktasında kendini var edebilmeyi, kendini var eden bireylerin de bir takım işte ekonomik ilişkilerle, şehir yaşamının gerektirdiği ilişkilerle ortaya çıkan bir bağ. Yani artık o kişiler arasındaki ilişkiler de yeniden tanımlanmış oluyor aslında. Değil mi? Yani bu bahsettiğin, az önce vurguladın tabii ki burada bahsettiğin cemaat bir grup, bir gruba özgü tanımlama o değil. Tabii ki. Orada bir yaşama, sosyolojik anlamda bir yaşam tarzına karşılık kullanılan bir kavram. Cemaat anlayışında hep bir bireyi öteleme veya o eleştirmeyi veya cemaatin en karakteristik özelliği o anlamda düşünme biçimi bütüncüldür olarak cemaat. Evet, ama yani işte toplumda evet toplum bütündür fakat teker teker bireysel bağlamda tikel bir takım müstakil varlığı da önemsenir. Ve bu noktada tabii çok da kısa bir vaktimiz kaldı. İlker hocam herhalde şehirleşmenin doğuşunu yaratan en temel etken de coğrafi keşifler. Çünkü coğrafi keşiflerle zenginleşen bir sınıf burjuvazinin doğuşu ve burjuvazinin de şehir yaşamında artık bir sınıf olarak kendisini hayatı belirleyen, idame ettiren ve şekillendiren bir sınıf olarak kendisini ortaya koyuşu. Çok kısa bir vaktimiz kalmış. Evet, hocam, yaklaşık hemen, bir 2,5-3 dakikalık bir vaktimiz. Şimdi bu hocam, noktada toparlarsak. Coğrafi keşifler ve ticaret çok önemli. Ne konusunda önemli? Bilim yapabilmek için, sanat yapabilmek için önemli. Destek anlamında. Şimdi şöyle bir çarpıcı örnek verelim. Siz bir aile içinde yaşıyorsunuz. Siz çalışıp para kazanırken ailedeki geri kalan herkes
tabloyu alıyor eline, yağlı boya resim yapıyor sabahtan akşama kadar. Siz böyle, burada bir haksızlık olduğunu düşünürsünüz değil mi? Şimdi kendinizi halk olarak düşünün. Resim yapanları da o dönemin aydınları olarak düşünün. Bakış açısı aynen bu şekilde. Siz çok fazla para kazanmalısınız ki o resim evde resim yapanları da doyurabilirsiniz. İşte o dönem bilime ve sanata bakış açısında, düşünceye, düşünürlere bakış açısı hemen hemen buna yakın. Yeteri kadar ticaretten ve coğrafi keşifler sayesinde para kazanılabildiği için bilim göze batmıyor, sanat göze batmıyor. Çünkü aydınlanmaya yine şeye döndük, aydınlanmaya hazırlık aşamasına geri döndük bu noktada. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. İtalya kumaşlarıyla ünlü o dönemde. Kumaş ticareti inanılmaz düzeyde. Venedik çok önemli bir liman. Ve kumaş boyamak için şap dediğimiz maddeye ihtiyaç var. Şapı da İtalya nereden alıyor? Osmanlı Devleti'nden. Ta ki ne zamana? 1460'a kadar. 1460'ta bir madenci çok önemli bir şey buldum. Beni Papa Hazretleri'nin önüne çıkarın diyor. Ve çıkarıyorlar. Madenci elinde bir kese içinde şap getiriyor. Sayın Papa Hazretleri, size Türk'ün önüne geçeceğiniz bir şey getirdim diyor. Gösteriyor şap. Yıllık 300 bin dukat diyor şu an Osmanlı'ya şey ödüyoruz. Şap karşılığı para ödüyoruz. İşte diyor bu para artık bizde kalabilir diyor. Yani şeyin o ticaretin dinamiklerine girdik biraz. Kendi kendine yeterli olma. İlk defa Türk'ün önüne geçebileceksiniz artık diyor. Bakın ne kadar bağımlılık var. Ticarete bağımlılık var. Ve bu sayede bilim ve sanata şey ayrılabiliyor. Toplumdan maddi olarak destek, pay ayrılabiliyor. Bu şekilde bir örnekle çok küçük bir şey gireyim. Tabii ki hocam. Lütfen. Aslında bilimin işe yararlığı gerek ekonomik, gerek uygulamadaki işe yararlığının kanıtıyla birlikte aslında zaten otomatikman buna destek de. Otomatik olarak. Mesela Napolyon'un Mısır seferi. Evet. Yani çok büyük bir bilim adamı topluluğuyla yapılmıştı mesela. Hı hı. Yani gerek tarihçi, gerek matematikçi, gerek işte biyolog gibi, ilahiyatçı gibi birçok bilim adamıyla birlikte yapılmıştır. Bundan faydacı bir bakış açısıyla Napolyon demiştir ki yani bunu kayıt altına alma gerek, Mısır'ı tanıma gerek, onu kayıt altına alma amaçlı. Hı hı. Hem de oradan nasıl yararlanabilir, nasıl ekonomik olarak bir şeyler sağlanabilir bakış açısı gibi bir bakış açısıyla yapılmıştır. Bilgi güçtür, gücü de bilgiye çevirebilmek gerekiyor. Yani gidişat zaten dünyadaki gidişat da o. Bilimsel gelişmeler o kadar büyüdü ki, o kadar güçlendi ki, o kadar fazlalaştı ki. Ama o bilgiyi de işte bir güce yani bir ürüne dönüştürme noktasında da bir şeyler yapabilmek gerekiyor diye düşünüyorum. O artık günümüzde biraz sanki... Hocam buradan şeye bağlayabilir miyiz? Kapatmam gerekiyor. Son kısaca. Bilimin ve sanatın refahı sevdiğine bağlayabilir miyiz? Hı hı, bağlayabiliriz. aslında programı kapatırken de yine böyle önerme niteliğinde, aforizma niteliğinde cümlelerle bitirmiş olduk. Bilgi güçtür veya işte bilgi refahı sever. Bilgi karşılıklı, bilgi mutlu eder, mutlu oldukça da bilimi ortam destek hazırlamış olursunuz, destek vermiş olursunuz. Bugün Avrupa'da aydınlanma çağını konuştuk fakat eminim ki Türk toplumu olarak bizim de hani aydınlanma çağından çıkarmamız gereken veya bizim de bir takım içsel dinamikleri daha ivedi bir noktada hayatın içine taşımamız gerektiği noktasında düşünecek olursak çıkaracağımız çok şey var diye programı bitirebiliriz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.